Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te PES 2019'da hepinizin, birçoğunuzun benden istediği ana lige başlıyoruz. Bu çok erken bir video olacak. Normalde bir ay sonra falan başlamayı düşünüyordum ama oyun sıcakken, tazeyken sizlerle beraber bir ana lig macerası yapalım istiyorum. Haftada bir bölüm gelebilir. Belki iki olabilir. Bu sizin beğeninize ve isteğinize bağlı olacak. Herhangi bir lisans yaması yapmadan ana lige başlayacağım ve Süper Lig'den Fenerbahçe'yi seçeceğim. Kendi takımımı seçeceğim. Bir deneyeceğiz bakalım nasıl olacak, nasıl bir lig bizi bekliyor. Daha önce PES serilerinde ana lig hiç oynamadım. Bir dönemler böyle bir Become a Legend falan oynadığım oluyordu ama ana lige ilk defa başlıyoruz. Bir Anadolu takımı mı seçsek ya da ne yapsak? Ama ben Fenerbahçe ile oynamak istiyorum. Bakın teker teker yamalar diyorum. Ligler geliyor böyle, lisanslı olan ligler. Belçika Ligi, Fransa Ligi, teker teker hepsini gösteriyor. Burada müzik yok. Ana menü müziğini kıstığım için maalesef hiçbiri çalmıyor. Hollanda Ligi de ekranlarımıza geldi. Süper Ligi bekliyorum. Rusya belki de Süper Ligi gösterdi ben konuşurken. Dikkat etmedim ama göstermemiştir herhalde. Evet, Sportoto Süper Lig. Bayağı bir lisanslı lig var aslında. Yani çok fazla oynayacağımız ligler olmasa da. Yani ana menü müziğini kısınca buradaki müzik niye gider ya? Çok enteresan. Neyse, Master Lig. Ha, ana lig. Evet, ana lig. Zamanın Master Ligi. Tamam, o zaman oynadım tabii ki. Kulüp yöntemleri, klasik mücadele. Ne demek? Mücadele modunda takımınızı yönetirken daha fazla engelle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz. Daha fazla engel olsun ya. Maç düzeyi en zor olsun abi. Süperstar olsun. Berabere kalalım. Mağlup olalım. Zor olsun. Maç süresi 10 dakika olsun. Geçerli birim Euro. Tamam, Euro. Klasik oyuncular. Açalım mı? Açalım abi. Klasik oyuncular da olsun. Mücadele çok mu zor olur ya? Tamam, mücadele olsun. Transfer dönemi, duraksama sıklığı, yalnızca ilerleme varken. Bu ne? Transfer dönemi sırasında zamanın ne sıklıkta duracağını belirleyebilirsiniz. Yalnızca ilerleme varken seçeneğini seçerseniz, yalnızca bir transfer görüşmesi olduğunda ya da yetenek avcısından rapor aldığınızda durur. Asla, her gün. Tamam ya, yalnızca ilerleme varken olsun. Hiç oynamadım. Yani çok uzun zamandan beri Master League oynamadım. En son Winning Eleven PES 6 döneminde falan oynuyordum. Lütfen ana lig için ilk 11'inizi seçin. Ha, bu şey işte. O dönemdeki Master League gibi. Tamam, ana lig orijinal kadrosu. Hangi takımı seçtiğinize bakılmaksızın kadro aynı olacaktır. Önceden Miranda'lar vardı, Schumacher'ler vardı, böyle değişik değişik adamlar vardı. Aklıma gelmiyor. Onlarla başlayalım biz. Kazandıkça transfer yapacağız değil mi? Öyle olacak. Pekala, ana lig bu demek zaten. Yoksa Süper Lig turnuva yapardık. Menajerlik kariyerinize başlayacağınız kulübü seçin. Bir dakika. O zaman ana ligde de şöyle bir şey vardı. Ben şimdi Fenerbahçe'yi seçersem lig Süper Lig mi olacak? Süper Lig olmayacak herhalde. Ülkenizi, bölgenizi seçin. Biz sadece kulübü ve bayrağı seçmiş oluyoruz. Logoyu filan. Lütfen menajer bilgilerini girin. Menajer adı Burak Şener olacak. Menajer adı Burak. Bitti diyelim, görünüm. Bu bölümde menüleri inceleriz, bir maç yaparız. Yüzde nasıl olsun, önce saçı ayarlayalım. Normalde uğraşmayı çok severim ama zamanım yok. Yarın Almanya'ya gidiyorum ve size en azından birkaç video hazırlamak istiyorum Almanya'da bulunduğum süre boyunca. Abi daha fazla uğraşmak istemiyorum bunlarla. Tamam, menajerimiz böyle olsun. Gözlük falan da gerek yok. Görünümü ayarladıktan sonra ana lige başlıyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Çok merak ediyorum. Önceden Master League oynardım ve inanılmaz keyif alırdım. Fakat tabii o dönemlerde lig yoktu Winning Eleven'da filan. Rastgele bir ligi atardı. Division 2, Division 1 diye iki lig olurdu. Ooo, sarı lacivert top. İzleyelim bakalım. Ağustos 2018, Fenerbahçe takımına menajer olarak katıldın. Gerekli açıklamaları yaptık.
Sorular falan soruluyor mu acaba? He, onayla diyoruz, tamam. Kulüp sekreteri. Fenerbahçe kulübünün başına geçtiğiniz için sizi ilk kutlayan ben olmak isterim. Ben kulüp sekreteriyim. Sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Kulüp çalışanları bu kulübü yönetmek için gerekli her türlü bilgiyi size sağlamak için elinden geleni yapacak. Şu an transfer dönemindeyiz. Yeni takımınızı gelecek sezonu hazırlamak için bir ayınız var. 2, 5, 8 maç günleri, milli takım kadro duyurusu, Sportoto Süper Lig yolculuğu başlıyor, Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü duyurusu, transfer sezonunun son günü, bir aylık programı bize verdiler şimdi. Kulüp sekreteri, International Şampiyonlar Kupası yarın başlıyor. Oyun planınızı mutlaka gözden geçirin. Tamam. Burak Şener menajer olarak göreve alındı. Fenerbahçe takımının yeni menajeri Burak Şener oldu. Çok beklenen basın toplantısının ardından bize konuştu. Bu kulüpte fark yaratmak için burada... Ha, basabiliyoruz. Yo, bir dakika, ileri demeyelim. Basamıyoruz. Buraya getirilmek büyük bir onur. Harika. Niye durmuyor ya? Harika bir sezon geçirmek için gücümün yettiği her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Pekala. Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Melikov basın açıklamasında şu sözleri söyledi. Takımdaki herkes aynı hedeflere odaklanmış durumda ve bu sezon alacağımız sonuçlar da bunu gösterecektir. Pekala, takım yönetimine şöyle bir bakalım. Oyun planında ana lig kadrosu, biliyorsunuz, rezalet bir kadro oluyordu ve attığınız gole, kazandığınız puana göre size puan veriyordu. Yani 1 puan, 3 puan, 3 puan aldığın zaman daha fazla puan veriyordu ve daha iyi oyuncular alabiliyordunuz. Bu öyle mi bilmiyorum. Kulübün büyük ihtimalle bilançosu vardır. Bütçesi falan vardır. Bakın burada yedekte mesela 72'lik bir oyuncu var. Onu ofansif orta sahaya alabiliriz şöyle, değil mi? Basılı tutarsak ileri alabiliyoruz. Şöyle ofansif orta saha, kareye basınca ofansif orta saha yapıyoruz. Pekala. Heh ya, böyle özelleştirilmiş ayarlar da süper oluyor. Göbek, sağ kanat, 67. Daha güçlü kim var? Sol bek var. Pekala. Forvetimiz, kalecimiz. Bir tane 75 var. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım abi? Defansif orta saha. Çift forvet oynamak istiyorum ya. Al abi bunu da buraya. Superstar'da oynuyoruz. Biraz zorlanacağız. Artistik tasladık ama bakalım ne olacak. Keyifli olacağına inanıyorum. Şu defansif orta sahayı da o zaman biraz ileri alalım. Kareye basılı tuttuğum zaman tamam, orada oynayabilir. Yedekten, rezerv kadrodan içeriye şu göbeği alabiliriz. En aşağıda kimler kalmış? Tamam ya. Tamam değil mi? Şu göbeği o zaman 54 ile değiştirelim. Pardon, 59 ile değiştirelim. Bence gayet iyi bir kadro oldu. Şimdilik böyle bir düzenimiz var. Sağ kanat 64 diyor. Pekala. 67 diyor. Şöyle. Sağ kanat 61. Pekala. Şimdilik herhangi bir şeyi ellemiyorum. Transfer nasıl yapılır? Yorumları sizden bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yarın sabah Almanya'ya gideceğim ve birkaç saatlik vaktim var. Ben çok fazla detaya inmeden ilk bölümü yapmak istiyorum. En azından bir maç yapmak istiyorum sizlerle beraber. Menajerlik kariyerinde burası şimdiye kadarki kariyerinizin gösterileceği ve kariyerinizi ileride nasıl şekillendireceğinizi planlayacağınız yer. Favori oyuncularım ayarıyla sizin için en önemli oyuncuları seçebilirsiniz. Bunu yılda sadece bir kez yapabileceğinizi unutmayın. Yer almasını istediğiniz oyuncuları düşünün. Böylece zamanı geldiğinde hazır olursunuz. Zafer koleksiyonu, favori oyuncularım, menajer teklifleri, sonuçlar ve kadro listesi. Pekala. Maddi durum. Evet. Kulüp bilançosuna bakalım. Süper aslında ya. Oyuncu maaşları 6 milyon 300 bin. Taraftar kulübü geliri 2 milyon. Sponsorluk geliri 3 milyon. Buna bastığım zaman bu sponsorlardan ve diğer kurumsal bağlantılarınızdan gelen geliriniz. Bu gelir takımın sonuçlarına ve oyuncuların popülerliğine göre değişir. Büyük oranda oyuncuların popülerliğine göre değişir. Taraftar kulübü geliri. Yayın hakları sonuçlara ve son sıralamasına göre değişir. Ürün satışı. Allah Allah. Bu üzerinde oyuncularınızın isimlerinin olduğu ürünlerden elde ettiğiniz geliriniz. Oyuncularınızın performansını yansıtır. Oyuncuların takım rolü de bu gelir akışını etkiler.
Düşünsenize, bir tane oyuncu transfer edeceksiniz. Burada formasının ve ona ait ürünlerin ne kadar satıldığını görebileceksiniz. Gişe hasılatları, içerik yok, 0-0. Oyuncu maaşları da en fazla ödediğimiz mesela Arkas'mış. Arkas oynamıyorsa gönderebiliriz demektir. Bu veri tabanına baktığımız zaman müsabaka bilgisi, takım bilgisi, sıralama, milli takım sıralaması, kulüp sıralaması. Tüm dünyada benim takımım 426. Pekala. Ya biz şöyle bir giriş yapalım. Lisansları daha sonra yüklersek eğer bu ana lige entegre edebilir miyiz? Veya daha ciddi bir lisans yaması yükleyip bu ana lige tekrar mı başlamalıyım? En azından ilk bölümde oyunu öğrenmek istiyorum. Daha sonra durumu değiştirebiliriz. En zor zorluk derecesini ayarladık. Takımın bilgisine baktığım zaman lig programı. Bazel'le ilk başta oynuyoruz. Uf, mahvedecekler bizi büyük ihtimalle. Kulüp performansı, oyuncu durumu. Oyuncu durumu da yardımcı antrenör. Tamam. Kuzey İrlanda milli takımına gitmiş herhalde bizim oyuncumuz. Takım yönetimi, forma numaralarını düzenleyebiliriz, görüşebiliriz. Antrenman, beceri antrenmanı, genç takım antrenmanı. Bunların hepsini ayarlayabiliyoruz ya. Harika, vallahi billahi. İnanılmaz detaylı. Yani siz neden PES'i seviyorsunuz? Şimdi belli oluyor. Gerçekten adeta bir menajerlik gibi. Çok fazla menüsü var. Ben bir zamanı ileri alayım. İlk maça bir çıkalım arkadaşlar. Daha sonra bana transfer yapmayı, diğer detayları öğretirsiniz. Kendi kendine ilerliyor. Herhalde direkt maça girecek. Kulüp sekreteri. Kupa Asya bugün başlıyor. Karşımızda Basel, Barcelona ve Inter var. Ortada büyük bir para ödülü var. Elimizden gelen en iyi sonucu elde etmeye çalışacağız. Kulüp sahibi. Başkan diyor ki, Fenerbahçe takımına katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Sizin önderliğinizde bu kulüp için büyük planlarım var. Ama önce önünüzde International Şampiyonlar Kupası var. Bu zorlu sınavı iyi geçerek bu sezonu en iyi şekilde geçirecek bir takım kurmanız gerekiyor. Bu arada kupayı kazanırsanız bir bonus alırsınız. Ulan süperstar dedik be. Oyunun en zor zorluk derecesine geldik ve görevlerde müsabakayı kazan var. Eğer bu müsabakayı kazanırsak... Ne diyormuş? Mücadele ettiğimizi görmek beni gururlandırıyor kulüp sahibi. Tabii ki bu sadece sezon öncesi bir müsabaka ama bu kupa kupadır işte. Sahaya çıkın ve bizi şampiyon yapın diyor. Pekala. Görevimiz bu. İlk görevimiz bu arkadaşlar. Zamanı ileri al. Sonraki maça git. Bu kısıtlı kadroyla. Bakalım neler yapacağız. Oyun planı bakmaya gerek yok. Başlama vuruşu stadyum. Şükrü Saraçoğlu stadında mı oynayacağız? Aa niye? He, bu kupa tarafsız bir sahada oynanıyor herhalde. Hadi bakalım. Bu zorlu maça başlayalım. Evet, büyük mücadele başlıyor. Ana ligin ilk maçında oyuncularımızı daha tanımadan bir maça giriş yapıyoruz. Ana ligin daha menülerini incelemeden bir maça giriş yapıyoruz ama siz neden böyle hızlı girdiğimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir ön ana lig inceleme videosu da olabilir aslında. Sizin fikirleriniz ve yorumlarınız doğrultusunda asıl ana lige başlayabiliriz. Aslında o daha mantıklı değil mi? Lisans yamasını yükleriz, ortak bir takım seçeriz, ondan sonra takımımızı bir dünya şampiyonu olma yolunda böyle büyük zorluklardan geçirerek dünya şampiyonu, hatta Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapma mücadelesine başlarız. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuları görüntüde ama oyuncuların hepsi 50'lik 60'lık oyuncular. Karşımızda da Basel var. Eğer bu turnuvayı kazanırsak büyük para ödülü varmış. Yalnız çok keyifli bir mod. Girdiğim zaman daha net anladım. Bunu sizlerle beraber daha da geliştireceğiz. Çok daha fazla oynayacağız. Hadi bakalım. Süperstar zorluk derecesine karşı da kendimizi test ederiz. Eğer çok zor olursa, ki zor olacak. Çünkü oyuncularımız gerçek oyuncular değil. Bir deneyelim bakalım kendimizi. Sezon öncesi müsabakasından 2400 GP kazandık. Karşımızdaki şey değil mi? Basel oyuncuları. Yalnız ben PES'i bu sene gerçekten çok sevdim arkadaşlar. PES çok güzel görünüyor ya. Hadi bir ver kaç. Koy vücudunu. Sağdan gel.
oyuncularımızın yüzdesi kötü de olsa bir orta. İlk korner bizim. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak maçta. Bana mı çarptı lan? Avutmuş. Benim adamıma çarpmış. Pekala. Dakikalar 3 indirebiliriz. Süperstar zorluk derecesi değil mi? En zor zorluk derecesini ayarladım ben. Güzel göğüs kontrol. İç alım denemesi gelir mi? Yürü oğlum. Kaçtı aradan. Hadi bindir bakalım. Bir pas daha. Gidiyoruz gole doğru. Olmadı. Hatamız devam edecek. Rakibi Vazeli bunaltmamız gerekiyor. Öne. Bekledi. Offside yok ama Vazel çok şaşkın. Değerli futbol severler, Vazel biraz şaşırmış durumda Fenerbahçe karşısında. Bir pas daha. Bir kere daha geliyoruz. Bir ver kaç gelir mi? Bir pas daha. Aradan harika oynadık. Gol gelir mi? Vuruş dışarıya. Çok iyi geldik ya. Ah, bir pas daha verebilirdim belki. Fenerbahçe harika paslaştı. Müthiş oynadık. Kötü kontrol. Yani ayağından biraz fazla açtı. Ama out'a gitti. Ben bu sene bu ana ligi oynayacağım abi. Lisans yamasını falan kurup sizlerle beraber harika bir kariyer geçireceğiz. Bu sene PES'i gerçekten çok sevdim ve yıllar yıllar sonra ilk defa ana lig, yani master lig dediğimiz şeyi oynuyorum. Dikkat etmek lazım. Korner. Evet, korner. Köşe vuruşu kullanılıyor. Dakika 11. Zufi korneri kullandı. Dikkat et. Aman 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 aman. Şöyle köşeye doğru açalım. Taç çizgisinin orada bir adam var gibi ama bu anında anladı ya. Doldurduğum an oraya koşmaya başladı. Hetic. Oyuncuların isimlerine de bakalım da böyle iyi dönen, iyi pas veren bizim favori oyuncumuz olsun. Şöyle köşeye. Hadi bakalım. Bir ver kaç denedik. Harika top. Yetiş. Hızımız yavaş. Oğlum adam taca atıyor ya. Baskıyı hissedince direkt taca atıyor. Süperstar zorluk derecesi olduğuna eminiz değil mi? Hetic. Şöyle ortaya. Çok güzel paslaştı. Topu zıplatarak erken orta deneyeceğim. Ortayı yaptık. At bu kafayı. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Hatamız devam edecek. Taç bizim. İnan oyna kazan pankartları var tribünlerde. Hetic. Vasil, Eriksson. Genelde oyunun yapımcıları olurdu bu Master League'deki adamlar. Hadi bakalım. At bakayım aradan. Ah be. Bir anlaşmazlık. Kafayla indirebilir miyiz? Çok güzelsiniz. Geliyoruz çocuklar. Hadi çocuklar. Gol gelsin artık. Aradan giden bir oyuncu var. Vur da bitsin. Dışarıya. Harika geldik. İsabetli pasımız %84. Bazel'in %64. Eriksson kafayla indirdi. Stoker. Onlar Zufi. Bakayım oyuncuların isimlerine. Bua. Büyük ihtimalle onlarınkiler orijinal. Yapma yapma yapma. Daldık bu arada. Bua golü yersek tehlikeli olabilir. Bravo kaleci. Harikasın çocuğum. İnanılmaz bir golü çıkardı. Zufi korneri kullanıyor. Dakika 23. İçeride hareketlilik yok. Şimdi hareketlenmeye başladı oyuncular. Dikkat edin. Out. Yüreğimizin ağzımıza geldiği dakikalardan biri. Şöyle köşeyi atabileceğim mi? Evet, güzel. Atmayı başardım. Şimdi oyunu açmayı deneyeceğim şöyle. Çok yükseğe attım ama çok güzel. Ayağa bak, adam zor kontrol etti. Olacak böyle şeyler. Aç bakayım tekrardan oyunu. Süper ya. Topun gidişatını çok sevdim PES'te. Oraya değildi. Önümdeki adama atmıştım ama olmadı. Hücum yaparken zorlanmıyorum fakat adamlar iyi hücum ediyorlar. Evet, çok iyi hücum ediyorlar. Süperstar zorluk derecesi de büyük ihtimalle. Ya hayır. Onların hücumdaki zorluğunu daha fazla arttırıyor. Bir panik var Fenerbahçe'de. Ana ligde kulüp oluşturabiliyor muyuz? Öyle bir imkan var mıydı? Kırmızı Kep Spor filan belki yorumlara yazdınız ben sorduğumda. Kendi kulübümüzü de oluşturabilirdik değil mi? Aa, öyle bir şey varsa süper olur ya. Aynen öyle yaparız arkadaşlar. Ne uğraşacağız? Sonuçta sıfırdı ama hangi lige koyacağız onu? Geldik. Yürü oğlum. Vur gelişine. Harika bir şut ve gol. Gol 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 gol. Fenerbahçe Basel karşısında Goyos'un attığı golle 1-0 öne geçti. Demek bunları yapacağız. Koşu yoluna paslar, gelişine vuruşlar.
60'lık, ha bu 70'lik adam mıydı acaba? Çok düzgün bir vuruş ya. Çok düzgün ve çok klas bir vuruş. Golün tekrarını farklı açılardan izliyoruz. Güzel gördük. Ve vuruş da o kadar güzel ki Basel karşısında 1-0 öne geçiyoruz. İpucu. Takımın ne kadar hücumu düşünen ve defansı düşünen bir takım olacağını belirlemek için savunma seviyesini değiştirebilirsiniz. Tamam. Bu da güzel bir tüyo. O zaman ben ikinci golü istiyorum. Hücum. Aynen, hücum istiyorum arkadaşlar. Büyük boşluk var. Eriksson. İki tane oyuncu boş oldu. Boşaldı orada. Hayır. Hayır. İnanılmaz bir kurtarış. Harika bir kurtarış kalecimizden. Hafif öndeydi. Pozisyon tekrarını izleyelim. Önce yerden. Sonra pas. Defansa da çarpmış. Kontipiye'de kalmış kaleci ama buna rağmen harika bir kurtarış. %67'ye %33 toplu oynama üstünlüğümüz var. Ve ilk yarıda son 10 dakika. Hayır. Yapmayın. Bravo. Paslaşarak kullanırsam hata yapma ihtimalim var mı acaba? Bir deneyelim bakalım. Tamam. Tamam, yok. Yani defans oyuncusu defans oyuncusunun arasına giriyor mu diye merak ettim de öyle bir şey olmadı. Alabilir miyiz? Hücum dedik ama başımıza iş açabiliriz. Çok güzel oldu. Hadi bakalım bir ver kaç denemesi. Yürü oğlum. Ah, bayağı bir önüne. Kimin pası iyi, kimin pası kötü? Bunları bilmiyoruz. Antrenman yaptıracağız oyunculara. Ara pas antrenmanı yaptırmamız lazım. Şut antrenmanı yaptırmamız lazım. Süper bir kariyer bizleri bekliyor bence. Yürü bakayım. Yürü abi. İkili pres yaptırıyorum ona. Aman 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 aman. Eriksson süpersin be. Ve artık ilk yarıda son dakikalar. Bir hücum daha yapabilir miyiz? Yürü çocuğum. Yürü 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 yürü. Herkes hücuma. Full hücum dedim. Full hücum dedim. Bir ver kaç. Bir çalım gelir mi? Kaleye baktık. Sol tarafa. İyi orta gol getirebilir. Ortayı yaptık. Bomboş adamımız. Vurdurmadılar maalesef. Bir dakika uzatmada bitecek. Ve Fenerbahçe Basel karşısında International Champions Cup'ta 1-0 önde. İşte ilk yarının istatistiği %63'e %37. Rakibin 6 tane şutu var ama biz daha fazla pas verdik. İkinci yarıya da bu şekilde başlıyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyoruz. İkinci yarı başladı. Evet. Bu şekilde ısıran full hücum yaptık ama bir tık geriye çekelim. Açıklar vermeyelim. Hatta bir tane yaslanalım ya. Dengeli futbol diyelim de açıklar veriyor gibiyiz. Hayır. Tamam, bir anlaşmazlık yok. Elle. Tam istediğim yere. Hadi hadi çocuklar. Ortadan. Yavaş yavaş. Boşlukları görmeliyiz. Pas yapmalıyız. Az pas hatası yapan bir takım kurmak istiyorum. Çok az pas hatası yapmalıyız arkadaşlar. Başarıya giden yolda pas bizim anahtarımız olmalı. Geldik. Hadi geliyoruz. Bir ver kaç daha. Yürü oğlum. Bomboş ama pas çok kötü. Şöyle. Hayır, ona değildi be. Taç çizgisine doğruydu. Lütfen yeme. Pas atsa bitecekti bu iş. Bravo oğlum ya. Bravo son anda beyler. Kendinize gelin. Pas açarak kullanıldı. Orta çok tehlikeli. Hava toplarında üstünlükleri var. Aman Allah'ım, şans bizden yana. Şans gerçekten bizden yana. Oyuncu değişikliği var Basel'de. Ajeti diye biri oyuna girdi. Kornerler, hava topları çok tehlikeli, üstünlükleri var. Allah'ım neler oluyor, neler oluyor ikinci direk. Hadi çocuklar be, alalım bunu, kontraya çıkalım. Yapma. İyi kestik. Yürüyün. Yürü 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 yürü. Yürü, kontraya çıkıyoruz. Kontraya çıkıyoruz, bir hücum daha. Yürü oğlum. Harikasınız çocuklar. Hadi gol geliyor. Bindirin. Palister. Basmam lazım frene. Basmam lazım. Geriden gelenleri beklemeliyiz. Aman Allah'ım. Elim ayağım birbirine girdi. Dikkat etmeliyiz. Öldürücü bir top arkadaşlar. Öldürücü bir top. Neler olacak? Niye bu kadar uyuz gibi oynadı bu? Aa, saçmaladı. Rakip saçmaladı. Yani o pası attıktan sonra böyle kötü bir kontrol yedik herhalde. Yedik herhalde. Maalesef artık. Ya 5 çubuk ileri çıkardım oyuncuları. Kaşındım. Evet, maalesef kaşındım. Stucker.
Şimdi geriye çekmemiz lazım. Oyuncu da değiştirmemiz lazım belki de. Tüh! 1-0 öndeydik ya. Bunu korumalıydık. Gel bakalım. Evet, güzel boşluklar var. Bu ara topunu çok kullanmam lazım ya. Adamlar bayağı bir koşu yapıyorlar. Gördüğün en gol atma ihtimalin var. Fakat alışık değilim. FIFA bize böyle ara paslarını unutturdu maalesef. Halbuki pes demek ara pası demekti. Yemezler. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi çocuklar be. Şöyle havadan. Ortaya. Göre göre geldik. Evet, gidiyor sanki. Gidiyor musun? Alamaz onu. Lan arkadan. Sakin. Bir kere daha. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? İyice kafayı yediler. Çıkıp nasıl... Ya! Kırarım ha. Kırarım valla. Ayvayı yedik. Ben vallahi billahi arkadaşlar, geriye alın, bakın o adamı ben oraya çektim. Bilgisayarı rakibin üstüne ittim. O adamı da ben oraya çektim. Çok tehlikeli olmaya başladılar. Acaba belirli bir dakikadan sonra mı oynamaya başlıyorlar? Bilmiyoruz ki. Hayvan gibi oynuyorlar abi. Yedik. Ya yapma be. Çok üzgünüm maalesef. Kalulu. Çok üzgünüm. Neyse, zaten bu ana lig inceleme videosu olacak. Biz yeni bir kariyere başlayacağız. Ben Almanya'dan döndükten sonra bütün fikirlerinizi, yorumlarınızı okuyacağım ve Kırmızı Kep kanalının ilk ana ligi başlayacak. Bu PES 2019'da güzel şeyler yaparız ya. Oyun gerçekten benim hoşuma gitti. Harikasınız. Hadi be, en azından beraberlik. Taraftarımızın yüzünü güldürelim. En azından beraberlik. Gitti. Verdik. Lan nereye? Bu nasıl topuk bası? Alakasız bir adam. Ya bak işte arkadaşlar, bunları öğrenmem lazım benim. Bir anda pozisyon bulabiliyoruz. Yani rakip de bulabiliyor, biz de bulabiliyoruz. Öldürücü üçgen bu oyunun kritik noktalarından biri. Üçgen abi, üçgen, yedekler. Bir bakalım şöyle. Bu bitmiş. Bekliyorlar, değil mi? Sen ona basınca rakip kullanamıyor herhalde. Bir oyuncu değiştirdik. Herkes bit... lan benim bütün oyuncularım bitmiş. Yedik. Güç kalmamış ki. Bir basalım, oyunu durduralım. Durdurmayalım, şuradan yapalım ya. Bir tankim var. Sol kanat. Tamam, şöyle bir oyuncu daha değiştirelim. Ben ikili pres yaptırdığım için oyuncuları çok fazla yoruyorum. Haddinden fazla yoruyorum. Hadi bakalım, son 5 dakika. Artık kaybedecek bir şey yok. İleriye. İleriye abi, ileriye. Herkes ileriye. Güzel. Yetişebilir miyiz? Lan bu nasıl bir oyun olmuş ya? Normalde o üçgenin hayatta dışarı çıkmaması gerekiyordu. Tabii oyuncular da çok kötüler. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Geldik. Hadi be. Beraberlik be. Yürü be çocuğum. Yapıştır. Allah'ım, önünde bir adam olsa vuracaktı kaleci elinden. Düşürdü topu, kontrol edemedi. Çok güzel şeyler var ya. Biri olsa oradaydı, orada olsaydı vurur muydu acaba? Bir oyuncu daha değiştireceğim. Evet, onu da değiştirelim. Üç oyuncuyu da değiştirelim. Ama oynarsam kesinlikle süperstar oynayacağım. En zorunu oynayacağım. Keyifli olsun. Yani bu kadroyla ben eğer Basel'e 2-1 kaybediyorsam ve daha ciddi oynasam belki kazanırdım. Birkaç transfer yaptığımızda 3 mü oldu? Bitti mi maç? Offside. Birkaç transfer yaptığımızda şov yapmaya başlarız herhalde. Bana güvenin arkadaşlar. Yılların pesçisi olarak. Sağ taraf bomboş. Hadi at artık. Ya arkadaş, oraya mı ya? Lan nasıl bir şey bu? Tüh, elimizdeki fırsatı teptik. Bitirme hoca be. Tüh be. Bitti maalesef, kaybettik.
Maalesef belki 3. golü de yiyeceğiz. 3'ü yeriz artık ya. Belli. Yeriz abi, ne olacak? Çok keyifliydi. Yalnız ben gerçekten keyif aldım. PES'te acayip bir şekilde yenilince bile keyif alıyorum. Enteresan. Sonuçta bu nasıl bir şey lan? Daha ilk pasta bile araya giriyor oyuncular. İşte bunları öğreneceğiz. Fenerbahçe Basel'e 3-1 kaybetti. Analik inceleme videosu ya. Geri kalan menülere de bir bakayım ben. Daha sonra yani transfer yapmayı falan da öğrenelim. Ondan sonra tam süper bir analige başlayalım. Barcelona Inter'e 1-0 yenilmiş. Ha bir de şeydi değil mi? PES'in lisansı varken analikte birinci olan takım ne oluyordu? Şampiyonlar Ligi'ne falan gidiyordu değil mi? Aa yardımcı antrenör. Geçen gün Vrani farklı bir pozisyonda nasıl oynadı gördünüz mü? Oyuncular yeni bir pozisyonda birkaç maç oynadığında bu pozisyona alışır ve pozisyonu benimser. Bir oyuncuyu farklı bir yuvaya yerleştirmek istediğinizde orada birkaç maç oynatın ve nasıl gittiğine bakın. Harika ya. İşte bu fikstür. Kendi kendine gitti. Takım bilgisi. Şöyle bir o zaman menüye bakalım sonra veda edelim. Takım yönetimi, antrenman, forma numarası, görüşmeler. Sportif direktör. Emrinize verilmiş iki bütçe bulunuyor. Transfer bütçesi ve maaş bütçesi. Transfer bütçesi diğer kulüplerle transfer görüşmeleri yaparken kullanılır. Tam bunları biliyoruz zaten. Mesela bunlar genç takımdaki oyuncular. İstediğimiz zaman bunlarla sözleşme imzalayabiliyoruz herhalde. Anlaşabiliyoruz. Pekala. Gelişmiş aramada oyuncu adı var. Mesela ne diyelim? Galatasaray'dan yani mesela Burak Yılmaz diyelim bakalım çıkacak mı? Nasıl bulunmuyor ya? Bunları da öğreneceğiz o zaman. Listelenen oyuncular. Bu listede listelediğiniz oyuncular bulunuyor. Bu şeydeki gibi. MyClub'daki gibi. Tamam. Ben biraz belki kayıt dışı incelerim bu MyClub'ı. Lig programı, kadro listesi. Tamam, kulüp performansı, oyuncu durumu. Onlardan daha iyi olacağız. Güzel açıklamalar var. Menajer ofisi. Menajerlik kariyeri. Buna girmiştik zaten. Veri tabanında müsabaka bilgisi, takım bilgisi. Şu sıralama çok güzel arkadaşlar ya. Kulübünüzün dünyada kaçıncı olduğunu görebiliyorsunuz. Düşüyor mu, çıkıyor mu? Sistemde de genel ayarlar. Süperstar'a karşı oynamıştık değil mi? Evet, en zor zorluk derecesine karşı oynamışız. Şuradaki ayarlardan diğer MyClub'a başladığımda şunu ne yapmam gerekiyor? Hangisi daha avantajlı? Bunları da söylerseniz bana daha güzel bir kariyere başlarız. Evet böyle. Böyle arkadaşlar. Sizden sağlam bir beğeni bekliyorum. MyClub diyorum. Pardon Analik. Az önce herhalde MyClub dedim yanlışlıkla. Sizden sağlam bir beğeni bekliyorum. Analik'e Kırmızı Kep'te başlayacağız Almanya'dan döndükten sonra. Takım oluşturma varsa Kırmızı Kep olacak. Oluşturma yoksa tavsiyelerinizi bekliyorum. İpuçlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.